Değerli Uğur Elektrik ailesi, Direktörü ile Devre Alem etkinliğimizde Kütahya'nın Simav ilçesindeyiz. Abdülkadir kardeşimizden Vayroz cihaz almış bundan birkaç ay önce. Fakat kullanımda gene sıkıntılar yaşadığı için teknik eğitimlerini vermek için Kütahya Simav'a geldim. Şimdi hep birlikte teknik eğitimlerine başlayacağız. Şimdi kullandığım cihaz büyük bobin olduğu için Abdülkadir, mümkün mertesi üzerindeki metalleri kendinden uzak tutuyorsun ve vücudundan uzak tutuyorsun. Şimdi cihazımızı yukarıda çalın. Oradaki bar dolduktan sonra toprak ayarı modülü gelecek. Geldi mi? Geldi. Tamam. Şimdi 10 santim 4 parmak toprağı indirelim. Bobinimiz paralel olacak. Evet, nereye kırılma yapıyor? O zaman X tuşuna 3-4 defa basın fazlaysa. Kaldırıyoruz, resetliyoruz. Tekrar aynı şekilde indiriyoruz. Evet. Yaptığın işlemleri de söyle bana. Ben toprağı verim, kontrol sağlayın. Herhangi bir kırılma var mı? Şöyle bir kontrol sağlıyorum. Herhangi bir kırılmamız yok. Evet. Toprak ayarını tutmuştum. Normalde sen burada toprağın içinde genel ramaya geçmeden önce böyle bekleyelim. Normalde burada 3'ten tutuyor demiştin değil mi? Şu an 4'te tutuyor. Bunun sebebi etraftaki, bakın buraları biraz kaldık, temizledik. Çünkü atık metaller var etrafta. Atık metallerden dolayı toprak ayarını tutmakta zorlanırsınız. Eğer yine toprak ayarını tutmuyorsa yukarı ok tuşuna basıyorduk. Ne yapıyorduk? Derinliğimizi bir kademe aşağılıyoruz. Evet. Şu an toprak ayarını tuttuğuna göre normal aramaya geçiyoruz. Okeyleyin. Şimdi 10 santim 4 parmak standart şeyimizi gene sağlıyoruz. Ama toprak ayarı yaparken, yani ground balance ayarında, zemin ayarında kayada arama yapacaksınız. Kayaya göre yapacaksınız toprak ayarınızı. Toprak arama yapacaksanız toprakta, tuzla arama yapacaksanız tuzla. Yani bu ayarları nereye arayacaksanız oraya göre yapacaksınız. Kayada yaptığımızı, suda, suda yaptığımızı, toprakta, toprakta yaptığımızı kayada kullanamayız. O yüzden nereye arayacaksak orada toprak arayacağız. Var mı herhangi bir konuda? Yok. Tamam. Şimdi şuradaki gömdüğümüz metalleri tespit edelim. Şuradaki metali tespit edelim. 10 santim 4 parmak süpürmüzlüğünü arayalım. Resetliyoruz, tekrar çıkıyoruz sinyalden. Evet. Şimdi metal yüzeye ne kadar yakınsa sağdaki bar o kadar fazla kalkacak. Anladın mı? Osiloskop çizgisi yukarı kırılıp sağ barlarımız yukarı sağa doğru gidiyorsa buradaki barımız, evet, aşağıdaki bir metaldir. Geçelim metalin üzerinden tekrar. Bakın burada bir tepe oluşturuyor. Çıkalım sinyalden. Şimdi bu oluşturduğu tepeden daha büyük bir tepe olduğu için aşağıdaki metalin büyük ve yüzeye yakın olduğunu anlıyoruz. Evet. Anladın mı? Küçük metalde ne yapacak? Küçük metalde ufak büklemeler yapacak. Ve çizgilerin böyle kısa kısa atacak. Evet. O zaman anlıyoruz ki yüzeye yakın küçük bir metal olduğunu anlıyoruz. Şimdi ayırma geçin. Resetleyin. Tekrar sinyale girin ve çıkın. Evet. Resetleyin. Tekrar girin. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Kenar alalım. Bakır, bronz, gümüş ve alüminyum gibi metallere kıymetli diye sinyal verecek cihaz. Hı. Anlaştık mı? Yani bakır, bronz, alüminyum ve gümüş gibi metallere kıymetli diye sinyal verecek. Eğer aşağıdaki değersiz metal olsa da zaten değersiz diyecek. Ya da aşağıdaki altın olduğu zaman direkt altın diyecek. Yani altın sinyalini aldığınız zaman ilk önce derinliklerine bakın. Şimdi derinlik hesaplamayı falan da ben size anlatacağım. Altın sinyalinde bakın yüzeye yakın bir metalse zaten barlarınız tavan yapacak. Şimdi bazen çift sinyal dediğimiz olay var ayrımda. Altın kıymetli kıymetsiz veya altın kıymetli altın kıymetli. Ondaki durum nedir? Ondaki günümüz atık metal. Yani o şekilde bir sinyal alıyorsanız atık bir metal olduğuna kanaat getireceksiniz. Evet. Şimdi sinyale neden girip çıkın diyoruz. Bak bir daha girin çıkın sinyale. Sinyale tamamen girip ve sinyal bitene kadar çıkın ki cihaz aşağıdaki metali okumakta zorluk çekmesin. Bir noktada kalmasın. O yüzden sinyale yavaşça girin çıkın. Özellikle ayrımdayken çok yavaş hareket ediyoruz. Ayrımdayken yavaş hareket. Bunun sebebi cihazın düzgün okuması için. Anlaştık mı? Şimdi ne yapıyorduk? Bütün aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. Genel aramaya gelelim. Oradaki metalleri tespit edelim. Evet.
Reset'teyim. Tekrar geçin. Artık orada bir metal olduğuna emin oldunuz. Ayırma geçin. Ne diyor cihaz? Pinmesiz. Eğer aşağıdaki pinmesiz bir metal ise pinmesiz diye zaten sinyal verecek. Ama etrafımızda artık metaller olduğu için diğer yerlerde de sinyal veriyor. Şöyle alayım ben sizi tekrar. Buraya gelin. Şimdi ayrımdaki çift sinyal olayını anladık, doğru mu? Şimdi bobinimiz büyük olduğu için özellikle Wireor ve diğer cihazlarımız için konuşuyorum. Goldfinder Neon ve Golden Rain için de aynı şeyi konuşacağım. Küçük metallerde ayrımda zorlanacaktır büyük. Yani çok küçük metallerde ayrımda zorlanacaktır cihaz. Dolayısıyla bu bobinler büyük metalleri bulmak için tasarlandığı için küçük metallerde ayrımda zorlanacaktır. Bundan bilginiz olsun. Burada benim size anlatacağım şimdi nedir? Buranın metalin derinliğini bulun. Evet. Şimdi benle birlikte genel aramaya gelin. Evet. Şimdi yine 10 santim 4 parmak indirelim bobine. Şimdi hareketin metalin noktasını bir test edin ilk önce. Merkez noktasını nereden anlıyorduk? Yüksek. Barların en yüksek olduğu yer değil mi? Gezdirelim. Nereye denk geliyor barların en yüksek olduğu yer? Tamam, bobinin orta noktasına denk geliyor. Tamam. Yani merkez noktamız buraymış. Doğru mu? Şimdi dışarıdan yavaşça gelen ilk sinyal aldığımız noktayı bulacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Burası. Bak ilk sinyal aldığımız nokta burası. Gördün mü? Evet. Çizdik burayı. Getirdik bobinimize. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik. Doğru mu? Döndük şimdi. Gelin. Evet. O açıdan tekrar yaptım. İlk sinyal aldığınız noktayı çizin. Evet. Şuradan yapın aynısını. İlk sinyal aldığınız noktayı çizin. Heh. Orada kaça kaç bir ölçü çıktı? Aşağı yukarı 30'a 30 bir kare. Yok, 20'ye 21 ölçü çıktı. Şimdi gelin yanıma. Ha, 20'ye 20 bir alanı çıktı. Bobinimizi şöyle yüksekte tutalım biraz. Evet. Şimdi sinyalin en güçlü olduğu noktayı bulalım. Normal karama. Tabii. En güçlü olduğu noktayı bulalım. Sinyalin en şiddetli. Evet. Yukarı ok tuşuna basın tutalım. Bobin oynatmadan. Buraya. Yukarı ok tuşuna. Şimdi size değer soruyorum. Kaça kaç? Aşağı kaça kaç bir ölçü? Tamam, aşağı okul tuşundan gelin. 20 yok mu? Tamam, okey deyin. Ne diyor cihaz? 52 santimde bir metal ölçüyor. 22 santimde çekiyor. Yüzeysel metallerde zaten anlıyorsunuz. Ufak metallerde ölçülerin bir hesabı yapmanıza gerek yok. Çünkü bobin büyük olduğu için ona bir ölçü alamayacağız. Çünkü hep bobinin orta noktası nasıl yani? Ama derinden gelen bir sinyalde, büyük sinyalde o zaman ne yapacağız? Gireceğiz derinlik hesabına bak. Tamam. Derinlik hesabı da bu şekilde oluyor. Şimdi ben şu tarafa geliyorum. Buradan okeyleyip çıkıyoruz tekrar. Evet. Şimdi şöyle bobinimizi şöyle bir yere korsak da olur. Bu şekilde korsak toprağın manyetiğine girer, sinyal vermeye başlayacağız. O yüzden biz ne yapıyoruz? 10 santim 4 parmak bu standart arıyoruz. Toprağın manyetiğine cihazı sokuyoruz. Bu şekilde toprağın manyetine girerse sahte sinyal verir. Bir de dikkat etmeniz gereken merkez noktası dedim ya. Bu merkez noktasını bulmak zorundasınız. Şimdi bakın. Cihaz buradan sinyal almaya başladı. Doğru mu? Buradan sinyal. Biz buraya bir işlem yaparsak buradaki metali bulamayacağız. O yüzden metalin merkez noktasını bulmak zorundayız. Tabii. Barların en yüksek olduğu noktayı bulmamız lazım. Aynen. O da bobinin orta noktasına geliyor. Bizim işlem yapmamız gereken yer burası. Ama buraya işlem yaparsak, ilk sinyal aldığımız yere işlem yaparsak buradaki metali kaçırmış oluruz. Bu aynı şekilde ufak metallerde özellikle çok önemli. Ufak metalleri bu yüzden kaçırıyor kullanıcılar. Buna dikkat ediyoruz. Anlaştık. Şimdi gelelim çukurlarda arama nasıl yapılır? Küçük dar çukurlara bobin sokulmaz. Aynı şurada yaşadığımız örnekte bu toprağın manyetiğine girer. Dolayısıyla ne arıyorsak gene yüzeyden arayacağız. Eğer bir çukur içerisinde arama yapacaksak o çukur içerisinde toprak ağrı yapabileceğimiz durumda. Anlaştık mı? Şimdi gelelim buradaki menüye. Buradaki boşluk ve min diye bir birim görüyorsunuz. Boşluk ve mineral bir şey.
osiloskop çizgisi yukarıya kırılıp da metalse tam tersi aşağı kırılıp buradaki barlar sessizce kalkıyorsa boşluk ya da mineral denk gelmişsin. O zaman ayrıma geçeceksin, mineral mi boşluk mu ona bakacaksın. Eğer boşluk yazısı yani bir tünel işareti yapıp boşluk işareti çıkıyorsa boşluğun başladığı ve bittiği noktaları işaretleyeceksin. Bunu birkaç açıdan teyit edeceksin. Ondan sonra işleme geçeceksin. Eğer boşluk yüzeye yakınsa zaten barların tavan yapacak. Boşluk derindeyse barların az kalkacak. Boşlukta hesap yapamıyoruz. Sadece metalde hesap yapabiliyoruz. Yani boşlukta bu boşluğunda derinliğini buradan anlıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi buradan sormak istedim. Menüyü şöyle bir gezelim. Bu ayrımda bunu biliyoruz. Hassasiyet. Şimdi hassasiyetleri gene. Bu hassasiyeti nerede kullanıyoruz? Gittiğiniz alanlarda cihaz parazit yapmaya başlar. Toprak ayarınız düzgün fakat cihazınız parazit yapıyor. O zaman abi yüksek gelirim hatlarında evet özellikle iyi bir konuya değinin. Yüksek gelirim hatlarının altında cihaz açılmaz. Minimum 150 metre mesafede olması lazım. Hassasiyetli kullandığınız yer cihazınız parazit almaya başladığınız zaman yukarı ok tuşuna sahte sinyaller verir. Aynı yerden sinyal alamazsınız. Bip eder geçer. Aynı yere bakarsanız sinyal alamazsınız. O zaman o parazit sinyallerdir. Dolayısıyla burada yapacağımız işlem nedir? Hassasiyetimizi bir kademe düşüreceğiz. Yine parazit var bir kademe daha düşür. Bu şekilde cihazın daha düzgün. Örnek veriyorum. Tamam. Anladım. Birlikte test edelim o zaman. Hassasiyetini düşürelim. Güzel mi diyelim? Şimdi bak yarı yarıya düşürdüm ya hassasiyetini. Resetle. Tekrar aynı metrede bak bakalım. Geçir geçir. Ne yapıyor? Gene tavan yapıyor. Anladın mı? Burada sadece hassasiyeti ufak metallerden uzaklaştıracağız. Ya da mineralli alandan daha stabil. O yüzden bu hassasiyeti kullanmaktan çekinmeyin. Parazit alıyorsanız bu hassasiyeti birkaç kademe, bir kademe düşürün. Parazit devam ediyorsa bir kademe. Özellikle çukur işlerine girdiğiniz zaman, hassasiyetlerinizi biraz kısın. Çünkü çukur içerisinde bir sinyal yüklemesi oluyor. Üzerimizdeki metaller oluyor. Cihaz o çukur içerisinde daha çok etkileniyor. Dolayısıyla çukur içerisinde ararken gene 10 santim 4 parmak standartımızı bozmuyoruz. Duvar yüzü ararken, F yüzü ararken o 10 santim 4 parmak standartımızı bozmuyor. Anlaştık mı? Başka cihaza takıldığın ne var Abdülkadir? Başka hocam, soracağım. Bir de hassasiyetteki olduğu gibi mesela kapıverim yıkıldığı zaman, derinlik düşürdüğüm zaman bu gene aynı şekilde benim... Tabii gene metalleri aynı şekilde tespit edeceksiniz. Derinliği düşürmemizin sebebi şudur. İletken bir yapıya denk gelmiştir cihaz. İletken yapıdan geçemiyordur. Dolayısıyla kendini biraz yukarı çekiyor. Bizim için önemli olan nedir? Temiz sinyaller. Parazit sinyalleri değil. Tamam. O yüzden derinliği bir kademe düşürüp cihazı biraz daha derinliğinde alıp daha düzgün temiz sinyalleri üretmesini sağlamak. Toprak ayarını net olarak tutmasını sağlamak. Toprak ayarınız eğer net olarak tutmazsa ayrımda karıştırma yapar. Derinlik kaybeder. O yüzden toprak ayarı üzerinde çok durmamız gerekiyor. Şimdi bizdekiler manuel toprak ayarı. Dolayısıyla tüm cihazlarda toprak ayarı vardır aslında. Tek para cihazlarında bazılarında yok. Aç kapa sistemler vardır ama toprak ayarı toplam balans yani zemin ayarı. Zemin ayarını ne kadar düzgün yaparsanız cihazınızda o kadar stabil düzgün çalışır. Anlaştık. Hizmet için bir şey diyecektin. Sen kaç ay bunu ümidi kestin mi demiştin? Ümidi kesmiştim Ahmet Bey. Biraz sesli konuşalım da. Ahmet Bey de elektrik kaldırıp işte kullanamadım bir şekilde böyle parasitleri anlamadığım için. Ahmet Bey ile sürekli görüntülü WhatsApp üzerinden görüştüm. Bana tarif etmeye çalıştı. Tabii ben bazı konuları anlayamadım. Hani işte günümüz metallerine çip sinyal veriyor. Onlara öyle o gibi şeyleri anladım. Birkaç anlattığı şeyleri. En son dedi ki Ahmet Ustam bizim ekip var. İşte direktörü senin gibi kullanamayan, anlamayan arkadaşlara evet. Öğretiyor. Tamam yönlendirin gibi. Ahmet Bey en son üstünden 2-3 ay geçti. Telefonla aradım birkaç sefer demek ki meşgul bir bakım.
Dedememe dik yazmıştım ama dedem. Evet. Peki beyinciler. O zaman şöyle söyleyeyim ben sana. Firma olarak cihazın arkasında duruyor muymuş? Aynen öyle. Evet. Şu an 3 liralık elektronik şey ihtiyacını düşünmüyorum. Yani değil 3 liralık bu cihazı dediğim gibi hediye etmiş olsaydık kullanamıyor olsaydınız biz gene gelir bunun eğitimlerini verirdik. Aynen. Gene bizim amacımız her zaman da söylüyorum verdiğiniz her kuruşun karşılığını almanız. Bizim tek derdimiz o. Yani şu an geldik tamam Simav diye bahsettik ama aslında Simav'ın bir köyündeyiz. Köy ismini vermek istemedik. O yüzden Simav deyip geçtik. Dolayısıyla geldiğim yollar da pek düzgün yollar değil. Aynen. Biliyorsunuz ama 3000 liralık cihaz değil 1000 liralık da cihaz da olsa Uğur Elektronik olarak biz bu ürünün arkasında durduğumuz için gelip bize o hizmeti veririz. Hiç endişemiz olmaz. Aynen. Anlaştık mı? Bu hizmet için söyleyeceğim bir şey varsa veda edelim. Ayağınıza sağlık. Bu kadar yolun önüm için, geldiğiniz için. Aynen. Eyvallah. Allah razı olsun. Buradan Ahmet Bey'e, Uğur Bey'e selamlar. Aleykümselam. Başın üstüne. Evet değerli arkadaşlar gene bir eğitimde birlikteydik. Arkadaşımızın ifade ettiklerini de sizler de dinlediniz. Diğer eğitimlerde inşallah dedektörüyle devre alem etkinliğindeki diğer eğitimlerde inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.